başlayalım. İlk sözü de Emre Timur'a bırakalım. Evet, senin de dediğin gibi yapışlet devlet modelinde olan köprü ve otoyollar ücretli olacak. Onlar hangisi? Önce ondan başlayalım. Biz şu an Kocaeli Yalova'ya bağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün yanındayız. Osman Gazi Köprüsü ile beraber Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü de yapışlet devlet modelinde olduğu için bu köprüler bayram süresinde ücretli olacak. Tabi birinci sınıf araçların geçişi için Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek olanlar 184 lira 50 kuruş ödeyecekler. Devamında 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmek isteyenler de yine 200 lira ödeyecekler. Tabi bu birinci sınıf araçlar için öngörülen ücret. Devamında peki şundan da bahsedelim. 9 Temmuz'da başlayacak, 12 Temmuz'da sona erecek bu ücretsiz yollar. 4 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz bu yolları ücretsiz Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yollardan geçmeleri hakkı tanınacak. Bunlar hangileri peki, ondan bahsedelim. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, beraberinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve yine Avrupa Otoyolu Mahmut Bey ve Edirne kesimi, Anadolu Otoyolu'nda Çamlıca İstasyonu ve Akıncı kesimi ücretsiz olacak. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nü gösteriyoruz. Tabii Osman Gazi Köprüsü'nden 184,5 lira verip de geçmek istemeyenler Körfez'de dolaşabilecek. Tabii Körfez'i dolaştıkları zaman da yine orada Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlantı yolları ücretsiz olacak diyelim. Tekrarlayalım. 9 Temmuz'da başlayacak. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece çift sıfırda başlayacak. Ve yine 12 Temmuz'da gece çift sıfırda bu ücretsiz yollar artık ücretli olmaya devam edecekler. Tabii yapışlet devlet modelinden bahsettik. Bir kafa karışıklığına yol açıyordu bazı vatandaşlar için. Onlardan tekrar bahsedelim. Hangisi? İşte hemen yanımızdaki Kocaeli Yalova'ya bağlayan Osman Gazi Köprüsü. Yine İstanbul'da 3. köprü olarak adlandırılan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 1915 Çanakkale Köprüsü yapışlet devlet modelinde olduğu için ücretli olacak. Tabii biz hemen yanımızda bir benzin istasyonu var. Orada sürücülerle konuştuk. Tatile ve bayram için memleketine gitmek isteyenlerle konuştuk. Onlar da bu köprülerin aslında ücretsiz olmasını bekliyorlar diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım.